Efendim merhaba. Evet, bugün Cuma, her Cuma olduğu gibi detay programında Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmenimiz Sayın Reşat Akar'la birlikte haftaya bir bakış yapacağız. Gündemimizde olan bitenleri değerlendireceğiz. Sayın Akar'ın görüşleri, ifadeleriyle. Tabii bugüne baktığımızda aslında çok hareketli bir gün yok ama üzücü bir gün. Dün gece yine bir trafik kazası ve yine bir ölüm maalesef. Ve yine altyapıyı çok konuşacağımız, yine sürücü hatalarını çok konuşacağımız bir durum. Yolu bir sürücü dikkatsizliğiyle yolu karşıya geçiyor ve masum bir insanı öldürüyor. Bizde bu kadar basit, ana yollarda korkuluklar olmayınca çok basit hatalar insan ölümüyle maalesef sonuçlanabiliyor. Dün gece de bundan, bu örnekten birini yaşadık ve Görneş Köyü'ne bir ateş düştü. Bu arada hafta sonu yapılacak olan Görneş Festivali'nde iptal edildiği duyuruldu. Bunun yanı sıra ülkemizde yerel seçim tartışmaları var. Siyasi partilerden her gün açıklama var. Bugün de Toplumcu Demokrasi Partisi 6 bölgede aday başvurusu kabul ettiğini açıkladı. Bu da ittifakın bir türlü 4 parti arasında sağlanamadığının göstergesi olarak da görülüyor bir taraftan. Bunları değerlendirmeye çalışacağız. Ve tabii her zaman olduğu gibi Kıbrıs sorunu gündemimiz her zaman var zaten. Bunları konuşmaya çalışalım. Hoş geldiniz diyelim Sayın Akar. Hoş bulduk sevgili Aytun. Evet, isterseniz bu trafikten konusundan başlayalım. Gerçi bizim evet, trafik her zaman gündemimizdir. Ölümlü kaza olsa evet, da olmasa da. Ama yine üzücü bir kaza. Yine konuşacak çok şey var. Buyurun. Evet, tüm izleyenlerimize sevgi saygılarımızı göndererek başlayalım. Şimdi tabii bu kaza dün akşam saatlerinde oldu. Ben de bu kazanın olmasından yani bir saat kadar önce günlük köşe yazımı yazmıştım. Önceki gün, dün çıkan köşe yazım, bugün çıkan köşe yazım tamamen trafik konusuyla ilgiliydi. Ve trafikte öncelikleri ele alarak bazı uyarılar yapmaya çalışmıştım. Gazete tamamlandığı saatlerde bu üzücü haber geldi. Bir sene önce aynı isimdeki akrabasının, Hasan Maraşlı'nın aynı ismi taşıyan akrabasının çok daha genç yaşta yine trafik kazasında ölüm haberini yapmıştık. Tabii bu özellikle bu son olan trafik kazası oluş şekli açısından baktığımızda ülkemizde ne yazık ki yıllardır yaşadığımız bir acı gerçeğin sonucudur. Yani bu adam hiçbir suçu yok, yolunda gidiyor. Karşı istikametten gelen adam aşırı süratten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Boş bir tarlada gidermiş gibi yolun o bir tarafına geçip gidip karşıdan gelen masum hiçbir suçu olmayan adamı vurup öldürüyor. Şimdi buna mahkeme yarın en ağır ceza olan cezayı neyse trafik konusunda 20 yıl, 30 yıl verse de bu sönen ocağın acısını nasıl hafifletecek? Bir aile, bir ev, bir yuva sönmüştür şu anda. Peki nedir derdimiz? Yıllardır konuştuğumuz yollarda, özellikle ana yollarda, çift şerit yollarda koruyucu bariyerlerin olmamasıdır. Peki ne kadar maliyeti vardır bunun? O kadar çok uzmanı olan, o kadar çok danışmanı olan bir ülkeyi ki biz nüfus oranına baktığımızda dünyada eşi ve benzeri olmayan bir durumumuz var. Buna rağmen bir kişi de çıkıp bugüne kadar bu orta refüjlerde ve yol kenarlarında koruyucu bariyerlerin kaç kilometre ihtiyacımız olduğu, maliyetinin ne olacağı konusunda hiçbir araştırma yapıp önümüze koymadı halkın önüne. Araştırma bir tarafa. İşraat istiyoruz artık ya. İşraat. Bu işin sonu yok. Ha şimdi bugünkü hükümet yahu bu kadar yıl olmadı da 40 yıl yapmadılar da ben geldim şimdi kucağımda buldum ben mi yapacağım? Bundan önceki Kemal Bey o da öyle diyordu. Ben daha 3 aylık bakanım 8 aylık olduydu son galiba ayrıldığında 8 aylık bakanım. Ondan önceki aynı numaraları bize söyledi. Ondan önceki gene aynı numaraları söyledi. İşte gittiydik de Ankara'da konuştuyduk da. Basit bir hesap yaptım.
Şimdi bu Kıbrıs Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü'nün 8 yıldır atıl duran bir binası var. Kiraya verselerdi kaç para alacaklardı bugüne kadar, onu bıraktım bir kenara. Çok büyük kayıpları var. Arkada bir batmış çökmüş asbest çatıların altında iş yapan araç kayıt dairesi var. Onun kullanımına verselerdi bile gene bir insanlık yapmış olacaklar. Onu da yapmadılar. Yani çalışan insanlar da düşünmüyorlar. Kendi devletlerinin çok övündükleri, gurur duydukları devletlerinin itibarını korumaya özen göstermiyorlar. Aynı zamanda da bu devleti çok büyük mali kayıplara uğratıyorlar yıllardan beri. Şimdi birininmiş banka hesabında çok para çıktı. Daha mali polisler soruşturmuş da yakalayacakmış, tutuklayacak. Aslında bana göre bu son 30 yılın içerisinde, özellikle 20 yılın içerisinde kaç tane görev yapmış bakan varsa hepsini suçludur ya. Hepsi devlete ihanet etmiştir. Daha bunun başka bir lafı yok. Varsa nasıl ihanet ettikleri buyursunlar, otlu meydan tartışalım. En basit örneğini söylüyorum. 8 yıl kimin suçudur bu binanın kapalı durması? Şimdi sorsak diyecekler, işte mevzuat, işte yasa, işte bilmem ne, işte bilmem haciz, işte hep yalan dolan. Şimdi mahkeme bu Kıbrıs Türk Hava Yolları binasının satışı için bir fiyat belirlemiş. Evet. O fiyatta 3 milyon 260 bin mi, 3 milyon 280 bin mi neydi? Şimdi aradan aylar geçti, ertelendi, aylar geçti, ertelendi. Şimdi çıktı ihale. Dedi ki 2-3 gün sonra da vereceklermiş, yani satışa çıkaracak. 5 milyon kusur bir taban fiyat koyduk dediler. E mahkeme 3.280 dedi. Sen niçin? Şimdi benim aldığım duyumlara göre Maliye Bakanlığı demiş ki biz alırız bunu. Şimdi bu paranın 2 milyon bilmem ne kadarı çalışanların şeyi de borca var. Verilecek. Geri kalan da çalışanlara bölüşecek. Şimdi büyük bir ihtimalle bu çalışanların adına bir iki kişi gitmiştir demiştim Maliye. Ya bak da biraz yüksek tut da biraz paracık alalım biz de falan filan. Alacakları parada gözüm yok. Ama yapılan yanlışta ve devletin bir anda nasıl istediği takdirde kişiler söz konusu olunca çare üretebildiğini göstermek için söylüyorum bunu. Yahu sen bir anda 2 milyon sterlin atıyorsun üstüne binanın ve diyor ki kimse almasa ben alırım diyor devlet olarak. Da devlet dairesi olarak kullanırım. Bir cez daireye veririm, bakanlık veririm. O, sen bir anda 5 kusur milyon sterlini buluyorsan, çarpıyorum bunu 5 kusur milyon isteğini, 30 milyon Türk lirası. Ben bugün Girne'den Lefkoşa'ya 1,5 saatte geliyorsam, bir tane polis yok yolda atsın trafiği, gaza oldu çünkü Ciklos mevkiinde. İnanmayanlar da baksın saatlerine 12.30, 12.40 civarı. Yani itibaren 1,5'a kadar, 2'ye kadar baksınlar şeylerine, trafik raporlarına. Orada polis bile erişemedi oraya. Çünkü zaten normalde polis olması lazım yolda. Bir yol yapımı varsa, yapılıyorsa, devamlı ikaz işaretleri, polisi görevlisi orada, yolun akışına yardımcı olması, ne bileyim arkasına 100 tane aracı dağıtmış giden bir kamyon varsa onu çekip kenara yolu açması. Yok ama polisin adamı yok. Almıyor, para yoktur diye. Para yoktur diye almıyor polis, öldürüyor insanları. O bir taraftan bir TL'ye kadar 5 milyon sterlin buluyor, 30 milyon TL. Bu nedir ya? Bu suç mudur değil midir? Bu nedir? Nasıl bir devlet yönetimidir? Bir hesap yaptım. 4000 liradan 100 tane polis alsa 400 bin liradır ayda. 12'den çarptım 4 milyon 800 bin. Burada 30 milyon var. 10 yılda 100 tane polisin 10 yıllık maaşı var burada. Bir dakikada sen bunu bulup çıkarıp verebiliyorsun. Da bu tarafta insanların canı gidiyor. Buna para bulamadım diyorum bana. Bu nasıl bir devlet yönetimidir? Nasıl bir devlet anlayışıdır? Tamamen popülizme dayalı siyaset anlayışı devam ediyor. Ve bu anlayış, bu ülkeyi, bakın bugün bazı insanlar, bizim yakın çevremizdeki bazı insanlar da, benim işim oldu ya, biz işimize bakalım diyebilir, mutlu olabilir. Ama bu bir iki yıl sonra o da mutsuz olacak. Onun temsil ettiği çevreler de mutsuz olacak. Onların da çevresinde ateşler yanacak. Yani sen turizm ülkesisin. Bugün sabah uyandım. Türkiye televizyonlarında Türkiye'de bir turizm istişare kurulu oluşmuş. İlk defa. Ve diyor ki TÜRSAP Başkanı, bu diyor bir araya gelen galiba 8 ya 9 kuruluş aslında diyor birbiriyle anlaşmayan, sürekli rekabet halinde olan turizme bağlı kollardır. Ama ilk defa tarihinde Türkiye'de geldik. Neden? Menfaatlerimiz gereği. Çünkü iyi gitmiyor işte, düzeltmek lazım. Ve bu sene öyle bir hedef çizmişler. İyi de rezervasyon yaptıkları için.
3 yıl, 4 yıl önce yakaladıkları rekor düzeyin de üstünde. 36 milyon veya 32 milyondu diyor. Şimdi 40 milyon bu sene sonu itibariyle turist hedefliyorlar. Turist gelmesi için senin ülkene, turizm sezonu başladığı zaman inşaatlar o bölgelerde durması lazım. Turizm sezonu geldiği zaman o bölgede evler de dahil boyanması, temizlenmesi, güzel bir çevre yaratılması, ağaçların kesilmesi. Şimdi ben bakıyorum, 4 kilometrelik yol 3 aydır ya 2,5 aydır ya 2 aydır Girne'nin bir şeridi daha bitmemiş. Ama oradan itibaren Sentileron kavşağından Lefkoşa'ya geliyorum. Orta refüje bakarım, korkulu koruyucu bariyerler yok, zaten hiç olmadı. Orta refüjdeki ağaçta orman ağacı olmuş. Çiçekler yolların içine büyü sarkmış, yeşil dallar, budaklar. Neyse, korku veren trafiğin men edem. Ve bir de kendi kendime şunu söyledim. Ben geldim, turistim. Bir de araba kiraladım ki çok araba, kiralık araba sayısı artmıştır bu ülkede. Nereye gidiyorum bu yolda? Ya 2-3 kilometrede bir, 5 kilometrede bir koy bir tabela, nereye gittiğimi göreyim. Doğru mu giderim, nereye giderim? Nasıl döneceğim? Yaklaştık Lefkoşa'ya, göster bana sol tarafa dönersen Maus'a, Ercan Havaalanı, Gazi Maus'a falan filan. Koy sağ tarafa Güzellurt, Lefke, Yeşilırmak. Koy bir tabela da karşıma, Lefkoşa City Center. Yok. Lefkoşa Belediyesi'nin hizmetleri sıfır. Gönyeli Belediyesi son birkaç aydır seçim şeyine düşmüş. En iyi hizmet veren belediyelerde olmakla birlikte buralarda bu trafik ikazı meselesinde ciddi sıkıntıları var. Karayolları zaten bitmiştir, adını anmaya bile gerek yoktur. 145 kişi orada ya 135 kişi aylık maaş çıkanı alıyorlar, afiyetle yesinler. Orada danışman olarak ileride kullanırlar, belki kullanabilirlerse kendilerini. Bunlara çözüm üretmek varken 3 aydır 2 tane konu gündemimizi meşgul ettiği hükümetin. Güven oyunu ben kabul etmem. Ya bana demesinler, güven oyu alalı daha 30 günlük hükümeti. Hayır hayır. Cumhurbaşkanı görevi onayladı listeyi. Gittiğiniz koltuğunuza oturdunuz, ondan itibaren bakansınız. 2 tane konu öne çıktı. 1. Müşavirler, evet iyidir. Bu kadar yıl yapılmayan konularda bir adım attılar. Eksiği var, artısı var. Düzeltsinler, ileride düzelirler. 2. Gece kulüpleri. Bütün önceliğimiz, çünkü Harmancı Lefkoşa'yı pislik içerisinde bıraktığı için çökmüş, batmış vaziyette. Ne yapacak? Bir popülizme uğraması lazımdı. Seçime 3-5 ay kala gece kulüplerini kapattı. Ha iyi mi yaptı? Şimdi beni dinleyen bazıları diyecek ki ne var kapattı? İyi yaptı, insanlarımızı korudu diyecek. Bazıları diyecek yok iyi yapmadı. Şimdi ben duyuyorum masa salonları başladı çok güzel bir şekilde faaliyetlere. Hayırlısı olsun, çok artacak, patlayacak. Apartmanlarda komşular bağıracak, alt kattaki diyecek, yukarıdan sesler gelir, üst kattaki diyecek, aşağıdan sesler gelir. Güzel şeyler olacak. Ya Rum tarafında gece kulüpleri var. İngiltere'de var, Almanya'da var. Nedir bu? Bet ofisleri var İngiltere'de. Rum tarafında var. Kapıyı geçer geçmez Mete, ama nedir gündemi böyle 3-5 kişiyi mutlu edeceğinizi düşünerek bu popülizm ve o sektörde çalışanları her gün rahatsız etme, kafasına balyozan vurma, aşağılama. Ve gelecek 4 tane de genç, girecek bakanın, 2-3 tane bakanın olduğu toplantı salonuna 3-4 tane milletvekilinin P devlet diye pankart açacak. Peki ben soruyorum, P'ler bir tane değildir, 2 tane P vardır. Öteki P'den olan varsaydı orada rahatsız olmadı mı bu pankartlardan? Nasıl bir anlayış bu? Kim sokuyor bunları bu salonlara? Ya bu mudur demokrasi? Kapının önünde istediğin eylemi yap ama toplantı salonunda ve o salon içindeki diğer insanları rahatsız etme edeceksin ve senin hakkın olacak beni rahatsız etmeye, benim hakkım olmayacak seni durdurmaya. Nasıl bir devlet anlayışı? Yani ne yapmak istediğini varsa bilen bu yöneticilerin bana anlasınlar. Nedir yapılması istenen? Yani popülizmle devam edeceksek battı zaten burası. Gitmeyecek. Efendim bu kadar sene yapmadı, suçludurlar. Ve bak ne diyorum. Bundan önceki Ulaştırma Bakanı da, ondan önceki de, ondan önceki de, ondan önceki de, maliyesi de, iş işleri de, hepsi sorgulanması lazım. Ne demek ya? Sen 8 sene Kıbrıs Türk Havalar binasını boş tuttun orada, kiraya da vermedin. Arkada da çalıştırdın 100 tane insanı asbestli çatının altında. Ne bileyim başka devlet laboratuvarında çalıştı insanlar, hala daha tedavi görenler vardır içerisinde, korumasız bir şekilde. Doğru dürüst bir bina almadınız. Bu kadar Rum malını aldınız, işgal ettiniz. Ondan sonra döndüğünüz özel şeyden mülkler kiraladınız devlet daireleri için. Büyük paralar bağladınız. Şimdi bana 100 tane polis olsun, alamıyorum, param yoktur. Ben nasıl kabul edeceğim? Mustafa Bazlıbağlı ek yapmış burada. Tam yeridir, okuyayım.
Sayın Akar diyor, beni ve toplumu aydınlatırsanız sevinirim. Pazartesi eski KTE'ye merkez binası satışa çıkıyor. Nasıl oluyor da kendi malını devlet satıyor da karşı yolda bulunan spor dairesi ve gençlik dairesi için ayda 16 bin sterlin kira bedeli ödeyebiliyor. Bu ne turşu, bu ne lahana? Oraya ne kadar kira ödediklerini bilmezim spor dairesi için. Öğrenmiş olduk. Yani eğer rakam, de öyleyse. Herhalde öyleyse. Ama yıllarca da başbakanlık kapşağı var. Dört evet ortası. Orada o bina yıllarca o bina kiraydı. Yıllarca 10 bin sterlinler verildi bazılara, müteahhit dostlarına, bazı bakanların. Daireler yapıldı oralara. Sığmadı öteki daireler de hiçbir kendilerine. Ya inanılmaz bir durum var. Yani inanılmaz bir durum var. Burası çok ciddi topluma güven veren bir başkanlık sistemiyle bir yılın içerisinde temizlenmesi lazım. Hiç umut yoktur başka. Benim bu ülkede şu anda can ciğer sevdiğim arkadaşlarım var kabinede de, parlamentoda da. Çok iyi niyetli olduklarına da eminim. Dürüst insan olduklarına da eminim. Ama bu şekilde olmaz. Olmayacak. Yani ben Girne'den o şey havuzlar Doktor Küçük anıtında açtılar. O çemberden ben Sentilaron'a eğer 25 dakikada gidersem yazık günahtır. Benim zamanıma da yazıktır. Harcadığım yakıda da yazıktır. Yani gelen turiste de yazıktır. Turist çıkacak mesela Girne'den 2 saat Lefkoşa'ya gidip geleceğini hesap ederse 1 saati gidiş 1 saatte dönüş yolda gitmiştir zaten. Yani bir öncelikler listesi çıkarıp bir yerden başlamak lazım. Mesela ben dün gördüm İçişleri Bakanımız bir fotoğraf paylaştı. Önemli olan halkın içinde olmaktır. Gitti Büyükan'da, Gavecin'de işte afiyet olsun. 2 tane 3 tane daha vatandaş buldu orada sohbet etti. Paylaşım da yaptı bunu Facebook'ta. Ama herhalde Diyalog TV'yi izlemez. Geçen hafta salı gecesi biz Boğazköy'den yayın yaptık. 3 defa da tekrarladık. Ben köşe yazısı da yaptım. Sonra haber yaptık. 5000 nüfusu bir yer olan Boğazköy'ün haritada yeri yokmuş. Mesela ben ne beklerim İçişleri Bakanı'ndan? Gece bu yayın yapıldığında, sabahleyin uyandığında harita uzmanlarını çağırsın. Bildiğim kadarıyla kendisine bağlı. Desin ki neden Boğazköy yoktur haritamızda ya? Yerleştirin ve çıkarın yeni haritamızı getirin hemen. Bitti bu iş. Boğazköy 5000 nüfusu, mezarlığı yok. Evet. Camisi yok, okulu yok. Bir yerden başlayalım. Bir mezarlık olsun bu insanlara açalım. Gidelim bir toplantı orada yapalım. Büyükan'da değil. Bir yol açalım da ben de diyeyim ki vatandaş olarak. Yahu bravo bir iş olsun oluyor bu ülkede. Evet müşavirler bizim derdimiz idi. Ama tek derdimiz değildir. Şu anda en büyük derdimiz can güvenliğidir. Mal güvenliğidir. Gene bir şey daha söyleyeceğim. Bu benim başıma gelen değil. Ben sosyal medyadaki paylaşımları okurum. İnsanların nelerle karşılaştığını yabancılardan özellikle son zamanlarda görürüm. Ama 3 gün önce ben oldum. Alsancak'ta Taymar Market var köşede. Adını da veriyorum. Orada durdum. İndim gazete aldım. Döndüm baktım arabamın etrafında dönen bir yabancı siyahi dönüyor. Ne var dedim ben de gittim. Geldi bana. Sir, money. Korktum da arabanın içine girecek. Arabamı kapattım girdim içeri de. Sir, money diyor. Bir dakika ama dedim. Polise telefon açacağım dedim. Şimdi bu eminim öğrenci statüsüm dedi. Kaçak burada. Peki tamam ama Cemal yeğenim benim şimdi. Bırak popülizmi. Eğitim bakanı oldum. Bu üniversiteleri al karşına. Alamazsınız be kardeşim diyeceksin kendine. Alamazsın. Ne demek bu? 1500 euroyu verecek sana. Gayet yaptıracak ama okula hiç gelmeyecek. Sen bunu nasıl? Sen durdurmazsan kim durduracak? En devrimci adam geldin oraya. 3 ay geçti. Ben daha ne kadar bekleyeceğim? Öğrenci takip sistemi kuruyorlarmış. Ha, kuracak da hazırlanacak programları da çıkacak da bir Çalıştay da bunun için yapsınlar. Çalıştaylar çok mühimdir. Ben çok severim. Yani gece kulüpleri için Çalıştay yaptılar. Şimdi bir Çalıştay da yapsınlar. Öğrenciler için bir Çalıştay yapsınlar. Boğazköy'ün mezarlığı ve haritası için nereye yerleşecek? Haritada nasıl gösterilecek? Siyah mı noktada olsun, kırmızı mı, mavi mi, yeşil mi falan. Uzmanlar gitsin toplantılar salonlarda. Pankartlar açılsın, bir kapansın falan filan. Bir şeyler olsun. Ercan İskele yolu.
muhtarım, burada bu arada başınız sağ olsun Nevzat Akçagil. Ercan İskeleyoğlu 2000 yılında çift şerit olarak proje edildi. Fakat o günkü koşullarda tek şerit olarak bitti. Aradan geçen 18 senede diğer şeridi, yani çift yönlü olarak hala taş üzerine taş konmadı. Son yıllarda bu güzergahta onlarca ölümlü kaza oldu. Daha dün bir köylümüzü kaybettik. Çift şerit olana kadar da kaç kişi ölecek Ercan İskeleyoğlu'nda? Acilen bu yol çift şerit olarak tamamlanmalıdır diyor. Ercan İskeleyoğlu acilen tamamlanmalıdır. Girne, Lapta, Karşıyaka yolu tamamlanmalıdır. Her gün orada ciddi trafik kazaları vardır. Perişanlıklar vardır. Saatlerce trafik ilerlemez. Çatalköy'de var benzer konu. Çatalköy tarafında vardır. Büyük ihmaller vardır. Eski Girne yolu. Girne, uzun yıllar. Bizde de tabii yolu. Sorun var. Toplum olarak bizde de sorun var. Medya olarak bizde de sorun var. Yani menfaate göre yayın yaptık. Yıllarca gazeteler. Ben kendimi soyutluyorum bu konuda. Arşivler var, kayıtlar var, bulurlar. Gerek Kıbrıs Medya Grubu'nda yönettiğim dönem, gerek şimdi son 10 yılın alsınlar. Bu konularda 20 yılın Halkı Sesinde günlük yazdığım köşeler trafik konusunda uyarılarım. Yıllardır aynı şeyleri yazmaktan usandık. Hala da ama aynı düzensizlik devam eder. Şimdi mesela bugünkü yazımda kol çalıştay dedim ben. Pazarı, yani espri yaptığımı düşünerek, yani işte gece kulüpler için yaptınız da bir de gol için yapın trafik. Ben biraz espriyle karışık yazdım bunu. Yani dikkatlerini çekeyim ve bu işe bir çözüm bulsunlar diye. Hatırlıyorum ben yıllar önce araba kullanırken direksiyon başındaki şoför açıp pencereyi, kolunu böyle dışarıda böyle böyle yapıyor hava alsın diye. O zaman arabalarda her Kim? Arabada air condition yoktu. Ve o aracın yanından başka bir araç geçtiğinde, yakın mesafeden geçtiğinde vurup el kol kopardığını hatırlarım. Ve bunun üzerine de o dönem trafikte bir ciddi kontroller başlamıştı ve kollar içeri girmişti, pencereden içeri yasağıdı. Şimdi bu yasak devam ediyor mu, etmiyor mu? Bu yasak devam ediyorsa her 10 araçtan en az 2-3 tanesinin sürücüsü veya yanında oturan yolcu olarak insan pencereyi açıp nasıl kolunu dışarı uzatabiliyor sonuna kadar? Bunu nasıl engelleyecek biz? Bu konuda ne gibi çalışması var hükümetin? Bir yerden başlayalım. Kol harekatıyla başlayalım. Bir çalıştay da bunun için yapalım isterlerse. Kol kaç santim dışarı çıkabilir, kaç santim çıkamaz? Bunu tartışalım. Belki 6 ay sonra bir çözüm buluruz. Belki o zamana kadar birkaç bina daha bulur satar Maliye Bakanımız. O parayı da belki polislere ayırır bu deva. Trafik polisi istihdam ederler de belki yollarda kontrol olur. Ya çok insanlar ölecek daha bu ülkede. Bu ülkede can güvenliği yoktur söylüyorum, yok. Yani umutlanmasın kimse, yoktur. Yatırım matırım çağırıyorlar dışarıdan, ben yatırım yapanlara acırım. Yapmalarına da şiddetle karşıyım. Bu anda bu ülkeye yatırım yapılmaz. Deliliktir, çılgınlıktır. Bu ülkeye gelip yaşam tarzı kurmak isteyenlere de acırım. Zannediyor, geliyorlar bakıyor, evet doğası güzel ya o. Trafik gene İstanbul'dan daha iyi falan filan. Ama gir içine bakalım ondan sonra. Yani. Ambulansa bildiğinde hastaneye gidinceye kadar ölüp ölmeyeceğini biliyor musun? Bilmiyorsun. Gece hasta oldun gittin 600 kişi hastanenin acil servisinde. Evet ki bunu Sağlık Bakanımıza gitmiş gezmiş Topkapı, Çanakkale, bilmem Mersin, Fon falan filan bir yerin gezdiği. Hastane görmüş de model seçecek. Şimdi bu konuda da bir araştırma yaptım. Mersin'de son devreye giren bir hastane bugün yarın gazetede yayınlayacağım. Bir hastanenin kaç yüz bin kişiye hizmet verdiğini. Ama dev bir hastane. Hem daha ne güzel hizmetlenen. Hasta kapıdan girdiğinde yürüyecek durumlarıysa, sallanırsa o andan itibaren tekerlekli sandalyeyle hizmet görerek ilerliyorlar. Ya biz neden bir uzadıp da kulak burada ya. Neden biz elimizi böyle çevirip de bu tarafa dönmeye çalışırız, kulağı bu yandan tutalım? Neden her meselemizde çökmüş, işe yaramaz, geçersiz yasaların arkasına sığınırız? Niye her meselede parti MYK'ları ne diyecek, parti meclisi ne diyecek? Ya parti MYK'sının meclisini siz seçersiniz, onlar da sizi seçer, göreve getirir. Sizi göreve getirdiğine göre sen işlerini yapacaksın. Karşı çıkarsa içindeki 3 kişi, 5 kişi ya baktın senden güçlüdürler. Alacaksın çantanı gideceksin. Zamanında arabacı oğlunun yaptığı gibi. Ağlamazsan çantanı gidesin de orada kukla gibi oturmak istersen ben de seni her gün eleştireceğim. Çünkü bana hizmet vermiyorsun.
Bu yollarda can güvenliği yoksa nedir aradığımız bizim? Evet. Neyi yakalayacak? Öncelikle bir koruyucu bariyeri bugün konuşmamız ayıp günah değil mi ya bu ülkede? Rum tarafı geçen gün yayınlandığı şeyler Avrupa Birliği'nin yaptırdığı Eurobarometer. Devamlı 3 ayda bir, 6 ayda bir araştırma yaptırır. Açık açık yayınlandı. 28 tane Avrupa Birliği üyesi ülkede Yunanistan ikinci yoksulluk olarak en yoksul ikinci Avrupa. Bulgaristan, Yunanistan, 6. sırada Güney Kıbrıs. Zannetmeyelim Güney Kıbrıs'ta da çözüm olursa bugün bize önümüze varilleri dökecekler. Alın euroları da yıkanın ey Kıbrıs çocukları yoktu. Bizden daha fakirdirler onu da söyleyeyim. Ama fakirlik var diye, yoksulluk var diye mutsuzluk belli yok. Bir kısımda can güvenliğine karşı önlemsizlik yoktur. Yani can güvenliğine karşı sorumsuz davranış yoktur. Oradaki belediyeler de çok ciddi sıkıntılar geçirmiştir ve geçirmektedir. Bu ekonomik iflastan sonra. Ama oradaki belediyeler görevlerini yapıyor. Yeşil alanları kurutmadılar. Trafik ikaz işaretlerini azaltmadılar. Tam tersi daha da çoğalttılar. Her şey mükemmel gidiyor. Benden için olmuyor bunlar. Evet. Biraz yorumlara bakalım. Yoğun yorum var çünkü. Joseph Çavdar, Ercan Bafrayolu tek şerit olamaz Reşat Bey. Daha çok kaza olur böyle olursa. Akşam oradan geçtim gördüm. Bafra'da bir otelde şoförüm. Halil Uzunkaya, Reşat abi öncelikle KTY binası devletin değil. 8 sene evet boş duracağına uygun bir fiyata devlet kiralayaydı. Kullanan bilirdi. Umarım son dakika bir oyun oynamazlar gene. Bize de paramızı verirler. Çünkü işte, bu süreçte çok şeyimizi kaybettik. Özellikle doğrudur. Ben canım evladımı kaybettim. Artık yeter, versinler paralarımızı bir KTY'ye çalışanı. Erol Bey, Erol Canseç. Reşat abi ben KKTC'nin durumunu 4 yılda çözdüm ve hiç umudum yok. Sizler bu ülkede bunca yıl nasıl dayanırsınız hayret ederim. Geldiğim günden beri bildiğim bazı şeyleri not tutuyorum. Çünkü burada yaşadıkça onları unuturum diye ara ara çıkarıp okuyorum. Evet. Sayın Akar, bu tespitleri ve önerileri haftada bir kere mecliste canlı konuşmanız gerek. O zaman belki bir ucundan tutan olur demiş Mümin Hasan. Ve Halil Bey bir ekleme de yapmış. Bizim paramız da kendi borçları olan, bizden kesilen ve yatırılmayan ihtiyaç sandığına yatırmıyorlar. Çünkü böyle bir düşünceleri varsa bizim mağduriyetimizi gene gideremezler. Evet, KTY çalışanların durumuyla ilgiliydi o da. Evet, gelen yorumları yine okuyacağız. Evet, geldikçe. Şimdi Kıbrıs Türk Hava Yolları'nda çalışan insanlar, bir kısım insan mağdur oldu. Orada da tabii şimdi Kıbrıs Türk Hava Yolları'nı tartışmaya başlarsak geriye dönüp bir program yetmez, 5-10 program tartışmamız lazım. Şirket yönetiminde ve devletin politikalarında ciddi yanlışlar vardı. Sendikaların taleplerinde yanlışlar vardı. Uzlaşma konusundaki başarısızlıkları vardır. Siyasetin bu işin içinde olması vardır. Ne demek? Ben ansın bakıyorsun bir başbakan karar verir. Kıbrıs Türk Hava Yolları şu olsun veya bu olsun. Hangi ülkede olabilir? Yani İngiltere Başbakanı şimdi çıkıp da British Airways'in yönetim şekli veyahut da alacakları artışlar veya haklarla ilgili konuşma yaptığını duyduk mu bugüne kadar biz? Ne ilgisi vardır yani bunun? Çünkü bu şirket devletin yönetiminde olduğu için her gelen iktidar değişikliğinde, şimdi elektrik kurumunda aynı sistem devam etmez mi? Telefonda aynı sistem devam etmez mi? Sürk kurumunda, toprak ürününde aynı sistem devam etmez mi? Eski Tarım Bakanı sizinle yaptığı görüşmede demedi miydi? O da toprak ürünleri kurumunda açıklar var eskiden kalma. Evet. Dediydi. Şimdi yeni gelen demiyor mu? 4 milyondu da 1 milyon gayiptir. Gayiptir. Diyor. Peki gelin ikiniz tartışın. Çağırın eski yönetim kurulu, yeni yönetim kurulunda. Çekin hesaba bakalım. Sen onu suçluyorsun, o seni suçluyor. Ben arkadaşım artık bu ülkenin bir vatandaşı olarak doydum ya ben bunlardan. Senin onu suçlamandan, onun seni suçlamasından yoruldum ben. Ben iş rahat bekliyorum. Ben bu ülkede yaşıyorsam, ben bu ülkede vergimi veriyorsam, ben senden iş rahat bekliyorum. İş rahat nedir? Benim öncelikle can ve mal güvenliğimi sağlayacaksın. Can güvenliğimi nasıl sağlayacaksın? Trafikte seyrettiğim zaman, aracımla çıktığım zaman bileceğim ki sağ gidip sağ döneceğim.
Cep telefonu kullanımını geçen haftaki programda konuşmuştuk. Bugün bu konuyu açmadım bile çünkü ilk 3 tehlike sırasında trafikte nedir? Birinci, dikkatsiz sürüş, aşırı sürat, alkollü sürüş ve cep telefonuyla konuşma, mesajlaşma. Şimdi ek ekleme yaptım bunun üzerine. Bir önemli sorun gol meselesidir. Pencereden golü çıkarıp sallama çok hayati bir meseledir. Bir hayati mesele daha. Çiğdem Hanım'ın programına gelmişti trafik müdürü. Çiğdem Hanım'dan özellikle rica ettim. Lütfen sorar mısınız dedim bu trafik müdürü dostumuza. Arabaların arka camlarında, kaportasında veya önünde sloganlar vardır. Aşkım senin için ölüyorum. Canım yanıyor be. Yes be annem be. Bilmem ne, bu sloganlar serbest midir? Üstelik görmeyi de engelliyor. Hayır dedi trafik müdürü. Yasaktır dedi. E tut o zaman. Kim tutacak? Yoktur bir tane tutulan bu konuda ceza gören. Arabaların üstünde aynı sloganlar. Fenerim benim senin için ölürüm. Cimbomum benim senin için dünyalar yakarım. E Rum tarana geçerim böyle bir şey görmem ya. Yoktur. Avrupa'dır. İnsandır. İnsana saygılıdır. E sende yok kalmadı bu arkadaş burada. O zaman sen bunu saygıya çekeceksin. Ne hakkın vardır ben dürüst vatandaşı ezmeye senin 10 kişinin, 50 kişinin, 100 kişinin hatırı için. Onun için ben asayiş kurulu de diye 20 yıldır yazı yazarım asayiş kurulu. Hele şimdiki Cumhurbaşkanımız halkçı olduğu için beklerdim. Bir asayiş kurulu kursun. Biraz da bu konularla ilgilensin. Tamam festivaller, senfoni orkestrası anladım ama devletin başısın, yasal yetkin olmayabilir. Ama bak nasıl bir eylemde bir haftada tutuklattın adamları, hapsettirdin de, çağırdın, yargıçları da konuştun, savcıları da, neyse polisleri de. Yap bunu da. Bu bütün toplumun hayatıdır. Bütün toplumun can güvenliğidir. Çağır yap bunu. Otur üniversiteleri çağırın karşınıza, eğitim bakanına. Senin aynı partinlendir, başkanlarısın. Yani eski başkanları. Partinin çağır. De ki olmaz mı arkadaş? Evet, okullarda para kazanacak. Eğitim gelişsin. Ama gayet yaptırıyorsa 1500 euroyu bana verir. Gelen öğrenci olsun. Gelmiyorsa benim okuluma da çıkıp kapı kapı gezer. Mani mani diye başlarsa yan kesiciliğe. Uyuşturucu ticareti patladı. Gençlerimiz mav olmuş durumda. E nasıl, daha neyi bekleyecek ya biz bunun tedbirini almak için? Yani nereye zorlarlar bizi? Nereye zorlarlar anlamadım. Yani yazık günahtır. E bu biz bu ülkemiz için mücadele verdik yıllarca. Kendimizin de çocuklarımızın da geleceğinin bu ülkede olmasını istiyorum. E daha güzel bir ülkede yaşamak istiyorum. Ve olanak da vardır. Büyük paralar akıtmaktadır Türkiye buraya. E bu olanakları iyi yönde kullanalım. Yok ki bazı kalemler adı altında örtülü ödenekler, şunlar bunlara paralar 500 bin, 500 bin, 1 milyon, 300 bin falan. Yok ki taş duvar binalar yapılsın hala da. E ama biraz da yani ülke gerçeklerini görelim. En büyük sorunumuz bu. Yani hem yolda trafik, hem ikincisi şimdi bu yan kesicilikler, soygunlar, cinayetler, uyuşturucu patlaması. İki tane çok ciddi hayati konu var önümüzde. E bunun için nüfus patlaması olduğuna göre bu ülkede daha çok polis olacak. Mahkemelere hızlı çalıştırılması için önlem alınacak. Yeni mahkemeler kurulacak, onlara tayinler yapılacak. Daha hızlı bir şekilde başlayacak. Bu iş başka çaresi yoktur. Yoksa bazı konular olur. Duyuyorum, geçen hafta gene trafik meselesinde bir bayan sürücüye gitti, birisi tekme vurdu arabasına. Korna çalmıştı ya, suçu korna çalmak. E vuruyordun, kadının üstüne çıkıyordun, o da seni uyarsın diye çaldı korna, yapacak başka bir şey yok. Gittin tekmeledin aracını, aç pencereyi dövecek, çocuklar içeride ağlar arkada, küçük çocuk. Polis diyor ne yapalım, ifadesini alıp yolla diyor kendini. Adam biliyor 2 yıl veya 3 yıl sonra mahkemeye çıkacak. Ve bunun karşılığında bir 3.000-5.000 lira para cezası ödeyecek ve çıkıp gidecek. O zaman bu adam yapar bunu. Caydırıcılık nerede bunun? Bunun caydırıcılığı nerede? E, yani lütfen artık dayanacak bir güç kalmadı insanlarımızda. Zaten ciddi bir ekonomik kriz var, bunalımdadır insanlar. Bir de sen bu bunalımda olan insanların can ve mal güvenliğiyle oynanmasına izin verme. Devlet olsan devletliğini göstereceksin. Ben seni yolda görmek isterim polisimi. Ben telefon açtığım zaman polisimin oraya anında gelmesini isterim. Ben eğer hastaysam sağlık servislerinin çalışmasını isterim.
Ne oldu bu sağlık servisleri şimdi? Biri anlatsın bana. Bir bu, kurul gitti sağlık çalışanlarının mahkemeye verdi. Tam gün olması lazım. Yasaklanması lazım ikinci iş. O biri gitti başka şey yaptı. O bakan gitti, bu bakan geldi. Nedir ya şu anki durum? Onu söylesinler bana. Üç tane röntgen cihazı galiba geçen hafta. İki tanesi çalışmazmış, bir tanesi çalışır. Bekle babam bekle. Hasta gitti, gırığı çıkığı vardır. Sordu baş doktora arkadaşlarımız. Demiş ki tamire gönderildi iki tanesi. Ama zaten bunlar çok eskidi artık miadını da doldurdu. E peki bu kadar zaman bu gelen geçen sağlık bakanları, müsteşarları, müdürleri oturup hiçbir çalışma yapmadılar mı? Nedir elimizdeki teknik malzeme? Nasıl biz bunları geliştirebilirik? E nasıl yapacak bunları? Yani gelen acemi, giden acemi. Yani müsteşar getirin, bu işi bilmez. Müdür getirin, bilmez. Kalem müdürü getirin, çanta taşıdın. Yani bu nasıl yürüyecek, nasıl düzelecek bu servisleri? İyi yayınlar, kolay gelsin diyor Zeki Uçer. Yorum yapsak da kale alan yok, dinlemek daha iyi diyor. Londra'dan selamlar. Bir de tabii bu karamsar oluyoruz ister istemez. Ya da ama konuşmasak, söylemesek hiç olmaz. Her gün daha iyi, daha doğruyu talep etme hakkımız. Bu çerçevede de bu programları yapalım. Yapmaya da devam edeceğiz zaten. Biraz yerel seçimlerden de bahsedelim mi? Son 10 dakikamız evet, var. Evet, bahsedelim. Yerel seçimlere de girelim. Şimdi burada bir karmaşa var. Şimdi önce bu 4 koalisyondaki 4 parti demiş ki güç birliği yapalım. E nasıl? Seçim meydanlarında bana farklı şeyler söylediniz. Bir taneniz dedi ki iki devletli çözüm, kakadeci yaşasın. Bir taneniz dedi ki tek devlet, federal çözüm, başka çare yok. E iç politikada biriniz farklı şey söyledi. Bet ofisleri kapatacağım dedi. O biri bet ofisleri kapatmayacağım dedi. Biri başka, biri başka. Peki şimdi nasıl oldu da siz uzlaşma yaptınız aranızda, seçimde güç birliği yapalım. Sonunda parti yetkili kurullarına götürüldüğü zaman kavgalar, kıyametler koptu. Ve kısmen bu uzlaşıyı ileri götürme kararı aldılar. Ortaya çıkan sonuç bu. Şimdi hükümetteki partilerin bir tanesi galiba 6 tane aday gösterdi hepsi. Biri 5 tane galiba. Hı hı. 28 belediye var. Daha da devam eder bu arada ittifak çalışması. Esas mesele burada parmağın arkasına saklanmaya gerek yok. Bu konuyu daha önce de irdeledik. Esas mesele yeni parlamento oluştu. Yerel seçimlerin kararıyla birlikte kararını alırken belediyelerin sayısının 7'ye düştüğü ilan edilmeliydi. Ve her parti ve bağımsızlar 7 bölgeden aday gösterme gücü varsa gösterecekti. Öyle dördümüz uzlaştık da birinde gösterelim, altısında da herkes kendi göstersin, ikisinde gösterelim, döveşine gösterelim. Bak, Ulusa Birlik Partisi iyi bir yönetim sergileyemedi, yapamadı son dönemde Demokrat Parti'nin. Onlar çok başarılı olduğunu söylüyorlar ama hayır değildir. Bugün konuştuğumuz yollarda bu bariyerler de onların zamanında vardı. Sorun, insanlar gene ölüyordu yollarda. Polis eksikliği gene vardı. Kale bile almadılar polis genel müdürlüğünün yazılarını, uyarılarını. Hepsi vardı. Onun için ben onları soyutlamıyorum. Ama şimdi onlar da duyuyorum. Ne hesabı yapıyorlar? Hah, bunlar şimdi burada işe yaramaz bir adamı çıkaracaklar. Biz de başka bir adam çıkardık. Yarın biz bu belediyelerin bu kadarını kazanırsak işte bunlar halaş pamuğu gibi dağılacaklar. Biz iktidara geleceğiz. Hatta istifalar olacak o partiden, bu partiden. Şu olacak, bu olacak. Bir erken seçime gidersek biz tek başımıza iktidarı. Böyle konuşmalar yapılıyor UBP içinde de. Zaten meyhaneler gırla devam ediyor. Şimdi yine yere seçimler hazırlığı nedeniyle. Bir baktım geçenlerde start diyor Gönyel'den verildi. Masaların üstü makarna bulli. Konyaklar. Ve konyaklar dolu. Bu şekildedir Kıbrıs'ın da. Ve ülke siyaseti. Orada yönetilir. Ha, ülkenin maalesef siyaseti ona yöneldi. 2-3 duble içildikten sonra orada herkes her şeyi çözmüştür, bitirmiştir, yapmıştır. Sabah uyandığı zaman da eski hayatımız devam etmektedir. Buna mecbur muyuz? Tamam mı bu düzen? Tamamsa tamam. Devamsa devam. Bir karar vermemiz lazım bizim de insanlar olarak.
Ben diyorum ki bu düzen bu şekilde gidemez. Araç artık duvara toslamış vaziyettedir. Bunu görmezsek de uyanmazsak veya bu evine ateş düşen insanların acısını içimizde hissetmezsek veya onların yaşadığı sıkıntılara tercüman olmazsak bu iş insanlıktan uzak bir anlayıştır. Ben bunu benimseyemem. Eğer burada istersek ona yağ çekerek, bravo Sayın Bakanım ne güzel de yaptın da, aa bu fikircik de çok güzeldi, İnşallah siz onu yapar, bunu yapacaksınız, o zaman tabii çok daha sevimli insanlar olabilirik. Ama bu da ülkemize, halkımıza hizmet etmez. Ben ne sağ dinlerim, ne sol, beni hiç ilgilendirmez. Ben sadece bu şunu önümdeki işe bakarım. Ben bugün Girne'de, Çember'den, Lefkoşa bir saatte geldiysem, Sentilaryon'dan Girne arası 4 kilometreyi 35 dakikada çıkabildiysem, bu benim için kabul edilebilir bir düzey, düzen değildir. Ben bakıyorum, adam genç bir insan, evinden alınıyor, ambulansın içine giriyor, hastaneye gidince kadar yolda öldü diye haberi yayılıyorsa, benim bana göre bu düzen tamam değildir. Kalp krizi geçirdi, zavallı, ne yapalım, ömrü bu kadar da öldü. Bu insan Rum tarafında olsaydı ölmeyebilirdi. Bu insan Londra'da olsaydı ölmeyebilirdi. İstanbul'da olsa ölmeyebilirdi. Bu ülkede niçin ölüyor? Araçlar yetersizdir. Doktorlar yetersizdir. Hemşireler yetersizdir. Her alanda ciddi yetenekli personel eksikliği de vardır. Teknoloji eksikliği de vardır. Vardır. Bir öncelikler listesi yapıp oturup sağlıklı bir şekilde o öncelikler listesine göre bu ülkeyi bir yerden başlayıp düzeltmek lazım. Benim yere seçimler konusunda hiçbir umudum yoktur. Kim çıkarsa çıksın, bu belediyelerin bu batmış düzeni içerisinde hiçbir de birkaç tanesini ayırıyorum, başarılı olamaz. Aynı zamanda şunu da söyleme zorundayım. Biz kaç köy gezdik? 82. 82. köye gidecek. 81 tane yer gezdik. Ada çapında Gönyeli Belediyesi hariç, o da kabul etmedi vatandaşlar bilsin. Yani ben gelmem dedi size yaparsanız toplantı. Siz isterseniz gidin yapın, ben gelmem. Bir de Alayköy'ünkü çok devrimcidir. O da ben gelmem falan filan dedi. Öteki belediye başkanı hepsini tanıdık. 26 tane belediye başkanı tümüyle bir araya geldik. Benim gözlemlediğim hem insan ilişkileri, hem memleket sevgisi, hem parti rozetine bakmadan hizmet veren 5 taneyi bulmaz belediye başkanı. Bunların bir tanesi Değirmenlik'teki Osman Işızal'dı. Evet. Onu bile sen, yani başarılı bir insan, bu kadar halkın sevdiği bir insanı gel de yarış partilinle diye sokarsan bir yarışa ve onun onurunu kırarsan söyleyecek bir lafım yok. Yüksel Çelebi çok başarılı, çalışkan, başarılı. Dikmen'in her tarafını çiçek tarlasına çevirmiş. Güzel parklar yapmış. İnsanlara sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Güzel Urdun Belediye Başkanı Mahmut Özçınar öyle. Halkla ilişkileri, insanlarla ilişkileri iyi. Yani gözlemlediklerim benim başarılı olanlar, iyi olanlar dediğim gibi bir elin parmaklarını geçmez. Çünkü belediye başkanlığı sadece sıkıntıları anlatma, yapalım yok da öldük de bittik de meselesi. Geçen hafta Geçikkale Belediye Başkanı dinledim. Genç bir arkadaş 27 yaşında. Diyor ki benim çocuğum da oldu diyor, evlendim. Yatak odamından diyor 5 metre ötesi penceremi açamam diyor. Çünkü ağıl var, mandıra var diyor. Evet. Oradan diyor 45 tane keçi var diyor. Gelen kokular diyor uyuyamaz olduk. Belediye başkanı diyor maalesef haklıdır bu arkadaşımız. Ama etki kaymakamlıkta. Kaymakamlık bu ağlılar neden dışarı çekmiyor? Kaymakamlık kime bağlıdır? İçişleri. Yani büyük andan bir bu kaymakamı çağırsaydı Ayşe Hanım dün de deseydi ne çekmem be sen bu ağlıları buraya deseydi kendisine bu insanlar kurtulacaktı ve kendisine teşekkürlerini sunacaklardı. Ya halk hizmeti budur. Hadi çağır lütfen Ayşegül Hanım, bekliyorum ben seni. Arayacağım da pazartesi günü o köyün muhtarını soracağım. Kaymakam geldi mi köyünüze diye soracağım. Ayşegül Hanım'a da soracağım bunu. Her gün, her hafta soracağım. Bu kaymakamı sen, ama bir örnek veriyorum bu köyü ben. Ben bu köyü sadece bir örnek veriyorum. Evet. Başka köyleri de benzerleri vardır. Duyuruyorsanız bunu, eğer beni, bu insanların
köyün içerisinde hala da hayvan besleniyorsa da uyuyamıyorsa bu insanlar yazık değil mi onun bebeğine ya dışkı kokusundan yetişecek. Bu kadar mı insanlık gitti bu ülkede? Sinekler şunlar bunlar. Sinekler ayrı oturamadık bütün gece. Yani arkadaşlara söyleyeyim sinek ilacı koysunlar artık araca. Gittiğimiz yerleri de sıksınlar. Biz de zehirlensek zehirlenecek. O bir çeşit hiç oturulmaz çünkü. Peki bunu kaymakamlık sorumlu dediği belediye başkanı yapmıyor. Peki siz o ağıl sahibine belediye olarak ne yapabilirsiniz? Çok enteresan bir cevap verdi. Dedi ki sadece dedi 5 Türk lirası ceza kesebilirim. 5 Türk lirası. Ben eminim bunu 1979'larda 80'lerde geçirdikleri bir yasadır. O zaman 5 Türk lirası iyi paraydı. Denktaş Bey'in de maaşı 2400 liraydı çünkü. O 5 lira o günden bu yana kaldı. Ve bizim meclisimiz de salı günleri veya başka ne günler yaparlarsa Berete 2'yi de göründükleri için de ne kahraman nutuklar, neler konuşmalar, yaktılar, yıktılar, hepsi bitirdi. O bozdu, bu yaptı, o kötüydü, bu iyiydi. Ya 5 lira cezayı değiştir arkadaşım. Tabii ki o ağıl sahibi de gider kaymakamlığı zorlar der ki gel ya bana bir yer göster insanları zehirle hemen burada der. Eğer bu ceza 5 liradan 50 bin lira çıkarsa yapabilir mi bunu? Son bir örnek vereyim ve tamamlayalım. Geçen defaki programlarda 5-6 ay önce söyledim bunu. Unutulmuş olabilir. Şimdi gıda konusunda sorunumuz var. Bugün gene açıkladı. İşte bu kadar artık çilekte buldu bilmem nerede oldu. Çok emin olarak söylüyorum. Bu işin içindeki ve başındaki sorumlu insanlardan aldığım bilgileri. Şimdi nasıl yapılır bu zepse şeyleri? Pestisit kalıntısı var mı yok mu? Hormon yapamazlar. Şimdi belirli bir bölgeye giderlermiş 2-3 tane köy. 2-3 kişiden alırlar götürürler. Al da yap bakalım bunları. Ama 500 tane aynı üretimi yapan insan var. Sen 5 tanesinin tarlasını alıp örnek götürüyorsun. O da o 5 tane aldığına bakıyor. O bir 495 kişinin tarlasından örnek alınıp gitmiş değildir. Bir hafta sonra da ondan. Belki ondan. Ama bu arada insanlar da zehirleniyor. Peki şimdi bu gıda meselesine geldik madem ki. Süt ürünleri, hayvancılar bilinen süt kurumu arasında anlaşma olmuyormuş falan. Köylerde ne diyoruz? Hayvanlar hastalıklı. Her gittiğimiz köyde insanlar hayvanlar hastalıklı çözüm yok. Hellimlerden şikayetçiyik. Geçen yılın içerisinde Rum Tarım Bakanlığı 3 tane hellim üreticisine ceza kesti. Sebebi de içinde zehir olduğu için değil. Sebebi de içinde bakteri olduğu için değil. Süt. Olması gereken keçi sütü yoktur diye içinde inek sütüne karıştırması lazımmış. %20, 22, 23, 25 herkes bir şey söyler bu konuda. Birisinde %2,5-3 bulduğu için yani çok az koymuş o. 200 bin euro. Bir tanesinde daha insaflı davranmış. %7-8 bulmuş. Ona 170 bin euro. Bir tanesinde de %12-13 bulmuş. Ona da 70 bin euro ceza kesti. Şimdi sen 200 bin euro, 170 bin veya 70 bin euro ceza ödüyorsan bir defa daha sen hilekarlığa yönelebilir misin sen? Ve bu işin de denetlendiğini biliyorsan yapamazsın bunu. Bizim taraftan için yapmıyoruz biz bunları. Yani biz ne eksiğimiz var? Bizim Rumlardan fazla şeyimiz var, yönetici kadrolarımız var. Danışmanlar, müdürler, müsteşarlar, müşavirler, kıyamet. Niçin biz bu konularda çözüm üretemiyoruz? Niçin daha önce erken yaşta emekli çıkan ve bu konuda hakikaten eğitilmiş, uzman olan insanlardan emekli de olsalar gönüllülük esasına göre yararlanma yöntemlerini tercih etmiyoruz? Mesela trafikte başlatalım bir yerden çıksın. Yani benim beklentim artık bir değişik bir rüzgarın esmesidir. Olumlu yönde. İnsanları birazcık rahat. Tamam ekonomik kriz vardır. Evi de geçindiremiyorum. Ama hiç olmazsa bak mutlu bir ülkedeyim. Devletim benimle ilgileniyor. Hastaneye gittiğimde çözüm buluyorum. İşte trafiğe çıktığım zaman korkulu rüyam yoktur falan. Biraz umutlansın bu insanlar. Ben de biraz umutlanayım vatandaş olarak. Sen bana bunu vermezsen nereye göre umutlanacağım ve neye göre dayanarak umut bombalayacağım insanlarıma? Lütfen biraz artık toparlayalım bu yanlışları. Peki, çok teşekkür ederiz Sayın Akar yorumlar için. Haftaya tekrar inşallah bir aksilik olmazsa Cuma günü her Cuma olduğu gibi ekranlarda olacağız. Kapatırken tabii anımsatmamızı yapalım. Halk Meclisi programının
82. buluşması Ardahan Köyü'nde olacak. İskele Belediye'mize bağlı Ardahan Köyü'nde. Şimdiden bölge halkına haberimizi vermiş olalım. Salı akşamı saat 20'de oradaki lokalde, Ardahan Köyü'ndeki lokalde bir araya geleceğiz. Hatırlatmış olalım ve bugünü noktalayalım. Önümüz hafta sonu. Bu arada ilginç, sanırım dışarıda yağmur var. Çok güzel başlamıştı gün. Hava bir anda değişti, yağmur yağıyor. Hafta sonu güzel bir gün geçirmesi dileğiyle herkesin. Her zaman söylediğim gibi olası gelişmeleri yine Diyalog TV ekranlarından sizlere aktaracağız. Ekiplerimize, herkes buralarda. Onu da ifade edelim. Pazartesi günde detay programında tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi tatiller.